Merhaba sevgili gençler. Çok istenen bir video ile daha karşınızdayım. Bu video ile birlikte TYT'deki eksiklerimizi de tamamlamış oluyorum. TYT'de full yapmak için artık hiçbir eksiğiniz yok ve bahaneniz de yok. Hadi gelin şimdi birlikte çok faydalı olacağını düşündüğüm videomuza başlayalım. Eşeğili üreme ve döllenme ile ilgili videoma başlamadan hemen önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmamanızı hatırlatmak istiyorum. Eşeyli üremenin genel özellikleriyle başlayalım arkadaşlar. İki farklı ata bireyin oluşturduğu dişi ve erkek gametlerin birleşmesiyle olan üreme şekline eşeyli üreme demiş oluyoruz. Bakın çok önemli burada iki farklı birey olacak ve bunların oluşturduğu gametler olacak arkadaşlar. Gamet gibi, tohum gibi, döllenme gibi kelimelerden bahsediyorsa bu bize eşeyli üreme olduğunu kanıtlayan kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu eşeyli üreme dediğimiz olay mayoz bölünme ve döllenme esasına dayanan bir olay ve tür içi kalıtsal çeşitliliği artıran ve kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan bir olay. Yani tür içi kromozom sayımız sabit kalıyor ve tür içinde de kalıtsal çeşitliliğimiz artmış oluyor. Hemen e, şöyle bir şey yapacak olursam mesela üst tarafa bir şekil çizeceğim. Şimdi annemiz... 46 kromozomlu babamız da yine 46 kromozomlu bunların mayoz bölünme geçirmesiyle 23 tane 23 tane kromozom olmuş oluyor bu 23 tanesinin dişi olanında ne oluyor? Yumurta hücresi. 23 de sperm hücresi olarak karşıma çıkıyor. Bunlar birleştiğinde 46 kromozomluk zigot mu meydana geliyor? Evet. Bakın ben o zaman hem babama hem de anneme mi benziyorum kromozom sayısı olarak. Evet. O zaman tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını bu şekilde sağlamış oldu. Eşeyli üreme eşeysiz üremeye göre çok yavaş gerçekleşen bir olaydır. Yani üreme hızlı düşüktür diyebiliriz. Çünkü eşeysiz üremede daha basit bir şekilde üreme gerçekleştiği için çok hızlı gerçekleştiğini hatırlatmıştık. Peki tür içi kalıtsal çeşitliliği artırıyordu ya eşeyli üremede kalıtsal çeşitliliği artıran temel olaylara bakacak olursak kromozom crossing over gerçekleşmesi. Ancak bir eşeyli üreme sırasında crossing over gerçekleşmese bile kalıtsal çeşitlilik sağlanır. O da ikinci basamaktan homolog kromozomların rastgele dağılmasıyla da sağlanmış olur. Yani birinci olmasa bile ikinci gerçekleştiği için kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur. Döllenme ve mutasyon dediğimiz olaylarla da eşeyli de kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir. Peki bir eşeğili üremede kalıtsal çeşitliliği sadece bunlar mı sağlar? Hayır, konjugasyon dediğimiz olay da kalıtsal çeşitliliği artıran bir olaydır. Üreme değildir ancak kalıtsal çeşitliliğin artmasını sağlayan olaylardan birisidir. Peki son olarak mesela biz dedik ya tür içi kalıtsal çeşitliliğimiz artıyor. Yani annem çok sallıyorum sıcağı seviyor, babam soğuğu seviyor, ben İkisinde sevebilirim değil mi? İşte o zaman benim e, değişen ortam şartlarına uyum yeteneğim nasıl olur arkadaşlar? Tabii ki de yüksek olur. Yani eşeyli üreme sonucunda kalıtsal çeşitlilik sağladığı için oluşan bireylerde değişen ortam şartlarına uyum yeteneği de yüksek olmuş oluyor. Şimdi Eşeğli üreme ile ilgili genel özellikleri gördük. Şimdi kısaca bir döllenme olayından ve bununla ilgili bu mayoz bölüme ve döllenme esasına dayanma olayını söylemek istiyorum. İnsanda eşeğli üreme şöyledir diyor. Bir dişi bireyimiz var bir de erkek bireyimiz var. Bunların iki an kromozomlu olduğunu görüyorsunuz. Mesela bir insan hücresi olduğu için bu 46 kromozom bu da yine 46 kromozom olmuş oluyor. Başka renge geçeyim biraz daha canlı olsun. Daha sonra bunların mayoz bölünme geçirmesiyle bakın eşeğli üreme mayoz bölünme temeline dayanıyordu. O zaman bu 46 kromozomlu olan yapı 23 olacak değil mi? 23'e düşmüş olacak. Yani mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indiği için bunu söylüyoruz. O zaman iki enden ene mi düşmüş oldu? Evet. Peki bu yumurta hücresi ile sperm hücresi döllenme yaparak zigotu meydana getiriyor. Bakın bu da iki en kromozomlu olmuş oluyor. Yani bir eşeyli üremenin döllenme ve Mayoz bölünme temeline dayandığını birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Devam edecek olursam insan da bu şekilde gerçekleşiyor. Peki bitkilerde nasıl gerçekleşiyor eşeyli üreme de? Kapalı tohumlu ve açık tohumlu canlılarda farklı olarak gerçekleşiyor. Kapalı tohumlu bitkilerde, çiçeklerde oluşturulan gametler sayesinde gerçekleşiyor. Bunların döllenmesiyle de üreme gerçekleşmiş oluyor. Açık tohumlu bitkilerde adı üzerinde açık tohumlu olduğu için üreme organı kozalaktır. Bu nedenle erkek ve dişi kozalakların döllenmesiyle de açık tohumlu bitkilerde eşeyli üreme gerçekleşmiş oluyor. Peki biz en başta hatırlayacak olursanız hemen bir üst sayfaya geçecek olursam. Ben ne dedim? Bakın arkadaşlar, sol üste bakmanızı istiyorum. İki farklı ata dedim, değil mi? Her zaman bir üreme üremede iki farklı ata mı olur? Hayır arkadaşlar. İstisnai durumlar vardır. Mesela hermafrodit canlılar. Hermafrodit canlı ne demek? Bir canlı üzerinde hem erkek organ hem dişi organ bulunması demektir. Yani bu bireyler hem dişi hem de erkek gametlerin ikisini de üretebilen canlılardır. Yani yani burada tek ata birey vardır. Peki bu canlı eşeğiyle üreyemez mi? Ürer. Peki bunu arkadaşlar mesela bu canlılar kendi kendine döllenme yapmayı tercih etmezler genellikle. Neden? Çünkü kalıtsal çeşitliliği sağlamak adına genellikle başka bir canlı ile döllenmeyi tercih ederler. Bu da istisnai kavramlarımızdan birisi olduğu için bunu da bahsetmek istedim. Şimdi gelelim konjugasyon dediğimiz olaya. Biz ne demiştik? Mayoz ve eşeyli üreme sırasında sadece kalıtsal çeşitlilik olmaz. Konjugasyon dediğimiz olayla da kalıtsal çeşitlilik olur demiştim. Peki konjugasyon ne demekmiş ona bakalım. Aynı türden ancak genetik özellikleri farklı olan iki hücrenin yan yana gelmesiyle ve aralarında stoplazmik köprü kurulmasıyla gen aktarılması olayına konjugasyon adını veriyoruz. Yani şöyle düşünün hemen iki tane yuvarlak çizeyim. Bunda bir özellik var hemen bunda da aynı özellik olsun ama mesela salıyorum İlkinde ilk canlıda olan özellik ikinci canlıda yoksa işte bu mavi olanın şunu aktarılması olayını arada bir köprü kurularak aktarılması olayını konjugasyon diyoruz. Peki bu olay kimlerde gerçekleşiyor? Bakteri ve paramesyum gibi canlılarda gerçekleşmiş oluyor. Konjugasyon dediğimiz olay neydi? bir çeşitliliği sağlayan olaydı. Üreme olayı değildi. O nedenle çok dikkat edelim. Kalıtsal çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Birey sayısında artış meydana getirmediği için üreme biçimi değildir diyoruz. Çok önemli bir bilgidir. Şimdi arkadaşlar bakteri ve paramesyum konjugasyonundan kısaca bahsedeceğim ama şunu bilmenizi istiyorum. Ben ne dedim? Konjugasyon birey sayısının artış meydana getirmez. Hemen ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Paramesyumun konjugasyonundan sonra canlı sayısında artış meydana gelir. Çok karıştırılan bilgilerden birisi olduğu için özellikle bahsetmek istiyorum. Paramesyumdaki konjugasyondan sonra birey sayısı artar. Ancak paramesyumda çekirdek alışverişi yapıldıktan sonra sitoplazmik köprü bağlantısı sonlandırıldığı için ve böylece konjugasyon tamamlandığı için birey sayısının artışı konjugasyondan sonra meydana gelen olay olduğundan dolayı biz Paramesyum'da konjugasyon sırasında birey sayısı artmaz. Paramesyum konjugasyonu bittikten sonra burada bir mitoz bölünme gerçekleştiği için birey sayısı artar deriz. Yine de size sorularda bakteri ve paramesyum konjugasyonunda birey sayısı artmaz derse doğrudur arkadaşlar. Çünkü paramesyum konjugasyonu tamamlandıktan sonra mitoz bölünme gerçekleştiği için birey sayısının artışını kabul etmiş oluyoruz. Şimdi hani şunu söyleyeceğim. Paramesyumun konjugasyonunu anlatmadınız hocam burada ne demek istediğinizi çok anlamadık diyebilirsiniz. Sadece bu kavramı bilmeniz yeterli. Çünkü paramesyumun konjugasyonu MAP kitabına çok detaylı bir şekilde anlatılan kısımlardan biri olmadığı için size sorulmayacak. O nedenle onu da aşırı bir şekilde bilmenize gerek yok. Ama ben yine de kısaca bir sonraki sayfada bahsedeceğim. İlk olarak bahsetmek istediğim şey bakteri konjugasyonu. Kısmen paramesyum konjugasyonu da bu şekilde oluyor. O yüzden bunun şeklin üzerinden anlatacağım. Paramesyum konjugasyonunda birkaç farklılıklar var ondan bahsedeceğim. Şimdi bir verici bakterimiz var bir de alıcı bakterimiz var. Dediğim gibi verici bakteride iki farklı gen var. Alıcı bakteride bir tane gen var. Eee. Peki maviler aynı olduğu için onu aktarmayacağız. O zaman neyi aktaracağız? Farklı olan şeyi kırmızıya aktaracağız. Arada bir sitoplazmik köprü kuruyoruz. Bakın arkadaşlar bir köprü kuracağız. Çünkü konjugasyonun e, özelliklerinden birisi arasında sitoplazmik köprü kurulmasıydı. Bu sitoplazmik köprü aracılığıyla e, birinci canlıda olan gen ikinci canlıya da gönderiliyor. Bu şekilde ikisinde de aynı genin olması sağlanmış oluyor. Bakın bakteri konjugasyonunda nasıl? Sadece birinci bakteriden ikinci bakteriye bir gen aktarımı durumu var değil mi? O nedenle tek yönlü gen aktarımı yapılır diyeceğiz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde birinciden ikinciye bir aktarım olduğu için mayoz ve döllenmenin olmadığını da tekrar söylemiş olayım. Paramesyum konjugasyonuna bakacak olursak şöyle söyleyelim iki tane paramesyum olsun. Bu paramesyumdan arkadaşlar birinciden ikinciye ikinciden birinciye doğru çekirdek alışverişi olur. Ve burada mayoz bölünme ve kaynaşma görülür arkadaşlar. Çünkü burada mayoz bölünmenin görülmesiyle çekirdek sayısının artması olayı gerçekleşir. Peki bu çekirdekler ne olacak? Birbiri arasında gönderim sağlanacağı için yine dengeli bir şekilde kalmış olacak. Ancak şunu söyleyebiliriz. Çift yönlü bir geçiş olduğundan bahsedebiliriz. Bakteri konjugasyonundan farkı bu. Peki burada bir farkı da bakteri konjugasyonda mayoz ve döllenme yoktu. Burada mayoz ve çekirdek kaynaşmasının olduğunu söyleyebiliyoruz. İkisinin ortak özelliği birey sayısında artış meydana gelmemesi, kalıtsal çeşitlilik sağlanması, çeşitlilik sağlandığı için ortam şartlarına dayanıklı bireyler elde edilmesi ve arada sitoplazmik köprü kurulması da ikisinin ortak özelliğinden birisi. Söylediğim gibi arkadaşlar paramesyum konjugasyonu size sorulmayacak bilgilerden birisidir. MEP kitabı da buna çok az bir şekilde yer verdiği için aşamalarının detaylarına girmediği için ben de bahsetmeyeceğim. Çünkü sadece sizi sorumlu olduğunuz yer ilgilendirir. Bu nedenle burada verdiğiniz verdiğim bilgiler işinizi tamamen görecek olan bilgilerdir deyip bakteri ve paramesyum konjugasyonu arasındaki farkları ve ortak özellikleri gördükten sonra döllenme ile devam edelim. Döllenme dediğimiz olay eşeyle üremenin özelliklerinden ve temelinden birisi. Burada ne yapıyorduk? En kromozomlu bir sperm ile en kromozomlu bir yumurtanın çekirdeklerinin birleşmesi olayına döllenme adana veriyoruz. Şimdi biraz daha detayına inecek olursam, dış döllenme ve iç döllenme dediğimiz kavramlar var. Dış döllenme canlının vücudunda olmayan genellikle suda gerçekleşen bir döllenme çeşidi. Burada çok sayıda gamet üretiliyor. Bu çok sayıda gamet üretilmesinin nedeni suda kaybolma ihtimaline karşı böyle üremenin artırılmasının amaçlanması yönüyle artırılmış bir olaydır. Bu dış döllenme dediğimiz olay balık, kurbağa ve bazı omurgasız canlılarda görülen bir döllenme çeşididir. İç döllenmeye bakacak olursak bizde görülen döllenme çeşidi diyebiliriz. Döllenme canlının vücudunda gerçekleşiyor. Bu ana canlının vücudunda gerçekleşiyor şu. Buradaki iç döllenme sırasında sperm sayısının çok yumurta sayısının az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu spermlerin çok olması dölleme şansını artırmak için yapılan bir adaptasyondur. Sürüngen, kuş ve memelilerde görülen döllenme çeşidinden birisidir. Sınıflandırmada bizim işimize yarayabilecek kavramlardan biri olduğu için ve orada bahsetmiştim aslında. Hatta onu izlemek isteyen arkadaşlar için sağ yukarıya bırakayım. Burada da kısaca bahsetmek istiyorum. Sıralamayla omurgalı canlılar en basitten en gelişmişe doğru söyleyecek olursam, balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerin döllenmelerinin nasıl olduğuna bakalım. Çoğunda arkadaşlar dış döllenme, dış gelişme gerçekleşiyor. Zaten size çoğunda gerçekleşen sorulur. Genel manada bunu da söylemiş olayım. Kurbağalarda dış döllenme, dış gelişme oluyor. Sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme. Kuşlarda iç döllenme, dış gelişme. Memelilerde genellikle iç döllenme, iç gelişme gerçekleşmiş oluyor. Yani iç döllenme ve iç gelişme şu şekilde düşünebilirsiniz. Ana canlının vücudunda döllenme gerçekleşiyor ve bebeğin gelişimi yine ana canının içerisinde gerçekleşmiş oluyor. İç döllenme dış gelişmeye bakacak olursak mesela kuşlarda bu şekilde ana canının vücudunda döllenme gerçekleşiyor ancak canlı gelişimini yumurta şeklinde yaparak devam ettirmiş oluyor. Yani ana vücudunda değil dışarıda gelişimine devam etmiş oluyor. Dış döllenme dış gelişmeyi de söyleyecek olursak canının dışında gerçekleşiyor. Mesela suda daha sonra yine gelişmede suda tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler, eşeğli üreme ve döllenme ile ilgili videom burada sona erdi. Bu video ile birlikte TYT'deki eksiklerimizin hepsini de tamamlamış oluyoruz. Artık TYT'de hiçbir eksiğinizin kalmadığını söyleyebilirim. TYT oynatma listemden hepsine sıralı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Artık sizden full yapmanızı bekliyorum. Yorumlardan geri dönüşlerinizi de bekliyor olacağım. Anlamadığınız kısımları sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hepinizi seviyorum.